أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına, kıyamete kadar gelecek olan mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hassaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti siz değerli abilerimin, hocalarımın, ablalarımın, kız kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız, ayıplarınız affedilsin. Yine buraya gelirken aldığınız her nefes adedince Allah katındaki izzetiniz, şerefiniz, haysiyetiniz artırılsın. İnşallah evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dikkatleri celbedecek, uyuyanları uyandıracak, Allah'tan uzak olanları yakınlaştıracak, cehenneme koşanları durduracak bir hadis-i şerifi inşallah gündemimize getirmektedir. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yedi şey gelmeden evvel hayırlı işler yapmakta acele ediniz. Yedi şey gelmeden evvel hayırlı işler yapmakta acele ediniz. Allah'ın kitabında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde hayır gördüğü ne varsa gücünüz nispetince yapınız, gayret gösteriniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sorduğumuzda ya Resulallah, sanki hayra perde olacak bu hususlar nelerdir desek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sırayla şöyle sayacak. Diyecek ki bir, unutturan fakirlik. Unutturan fakirlik. Bir hadisinde öyle buyurmuştu. Neredeyse dedi fakirlik, inkara, küfre müsavi olacaktı, denk gelecekti. Küfür eşittir fakirlik, fakirlik eşittir küfür. Allah muhafaza. Allah'a nankör kesilmek, Allah'a isyan etmek. Bundan ötürüdür ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duasında Allah'ım yoksulluk fitnesinin şerrinden, şimdi dikkat edin, küfür ve yoksulluktan sana sığınırım buyurdu. Bu mevzunun daha iyi anlaşılması ve kalbimizde yer etmesi anlamında da Peygamber aleyhisselam şöyle dedi. Şüphesiz insan borçlandığı zaman konuştuğunda yalan söyler, vaat ettiğinde de vaadinde durmaz. Allahu Ekber. Ebu Hanife rahimeullah evinde oturduğu sırada hizmetlisi geldi, dedi ki efendim evimizde yiyecek bir şey kalmadı. İmam Ebu Hanife yanındaki şahsa döndü, dedi ki Allah senin hayrını versin. Fıkıhta 40 meseleyi bana unutturdum. Bu meselenin ne olduğu, ne anlama geldiğini başka bir ilim meclisinde arkadaşlarına şu şekilde anlatmakta. Evinde yiyeceği olmayan kimseyle istişare etme. Evinde yiyeceği olmayan bir kişiyle istişare etme. Neden peki? Çünkü diyor onun fikri dağınık, kalbi meşgul, kararları diyor isabetli olmaz. Neden? Çünkü fakirlik insana haramı ve helali unutturan, itaatten, ibadetten, Allah yolunda gayret göstermekten alıkoyan bir haldir. Bundan dolayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ey Allah'ın kulları, fakirlik sizi Allah'tan uzaklaştıran, helal ve haram konusundaki titizliğini yere düşüren bir husus gelmeden önce
hayır işlerinde acele ediniz. Sonra Peygamber aleyhisselam devam etti. Dedi ki, azdıran zenginlik. Birçok defa Peygamber aleyhisselatu vesselam, başta ashabı olmak üzere, ümmeti Muhammed hakkında kendisini azdıran zenginlikten korkmuştur. Dünyanın bir çarşaf gibi önümüze açılmasından, gözümüzün ve gönlümüzün ona kayıp da ona meftun olmasından Nebi sallallahu aleyhi ve sellem korkmuştur. Ashabına yöneldi, dedi ki, ben sizin için fakirlikten korkmuyorum. Fakirliğin imtihanını kazandınız. Bedelini en güzel şekilde ödediniz. Ayrı bir ders konusu. Öyle bir sıkıntıyla Allah onları imtihan etti ki, Allah onları öyle fakirliğin içerisine soktu ki, öyle bir aç ve susuz bıraktı ki, buna rağmen helali ve harama çok dikkat ettiler. Allah subhanahu ve teala evlerinden açlarını aldı ama Allah yolunda cihad etmekten, Allah'ın dinini ishar etmekten, Allah'ın dinini yaşamaktan değil farzlar, nafilelerde o kadar titiz davrandınız ki ben sizin için fakirlikten korkmuyorum dedi. Peki neyden korkuyorsun ya Resulallah? Başta kardeşlerin olmak üzere, ashabın olmak üzere, göz bebeklerin olmak üzere, ümmeti Muhammed hakkında neyden korkuyorsun? Dedi ki, önceki ümmetlerin önüne dünyanın açıldığı gibi sizin de önünüze açılmasından, önceki ümmetlerin dünyayı elde etmek için yarıştıkları gibi sizin de diyor yarışmanızdan, makam, mevki, güzel arabalar, evler, arsalar elde edebilme anlamında önceki ümmetlerin bir yarışa girdiği gibi sizin de yarışmanızdan ve en acı tablo ve en acı son, önceki ümmetlerin helak olduğu gibi dünyanın da dedi sizi helak etmesinden korkuyorum. Allahu Ekber. Tıpkı kapağı açılmış bir bala kokusundan, tadından, renginden dolayı yönelen karıncaların o balın içerisinde helak olduğu gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti Muhammed'in dünya işleri konusunda helak olmasından korkuyordu. Azdıran zenginlik dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden alimler dünya sevgisini kalpteki iltihaba benzetmişler. Kalpte o iltihap birikince, o dünya sevgisinin arızası, hastalığı birikince onu Allah'tan uzaklaştırmış, itaatten uzaklaştırmış, Allah yolunda cihad etmekten, Allah'ın dininin yayılması için davetten uzaklaştırmıştır ki o iltihabı söken unsur da bazen yaşamış olduğumuz tabii afetler ve savaşlardır. Allah muhafaza kardeşlerim. Peygamber aleyhissalatu vesselam devam etti. Dedi ki, üç, bozup perişan eden hastalık. Koşanı durduran, duranı oturtan, oturanı yatırtan bir durumdan bahsetti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle ki sizi en çok sevdiğiniz ve sizinle müşahhas olan, sizinle alakalı olan amellerden dahi keyfinizi kaçıran ve uzaklaştıran bir durumdan bahsetti. Öyle değil mi kardeşlerim? Adem oğlu içerisinde öyleleri vardır ki Kur'an tilavet etmesiyle meşhurdur. Allah ona kitabını tilavet etme konusunda bir sevgi bahşetmiştir. Allah'ın kulları içerisinde öyleleri vardır ki Allah ona insanlara hizmet etmeyi sevdirmiştir. Ama öyle bir hastalık zuhur eder ki secdeler, zikirler, Kur'an tilavetleri, Allah yolunda davet etmek, infak, insanların ihtiyaçları için çaba sarf etme, bunların hepsini unutturur. Allah Resulü dedi ki, ey Ademoğlu, ey Müslümanlar, sizi yatağa hapseden, sizi amellerden uzaklaştıran hastalık gelmeden önce hayır işlerinde yarışın, gayret gösterin, acele edin. Şu an gidelim yataklara hapsolunmuş,
hastalığından dolayı ayağa kalkamayacak ve konuşamayacak derecede bulunan Müslümanları ziyaret edelim. Bu bir ilim ehli ise daha iyi talebeler yetiştiremediğinin pişmanlığını yaşatacak Allah onu yatakta. Bu bir ilim talebesi ise Allah'ın dininin yayılması için mücadele etmeyen ayaklarını kınayacaktır o talebe. O yüzden ey Allah'ın kulları, sizi Allah'tan uzaklaştıracak, itaatten uzaklaştıracak bir hastalık gelmeden önce ne olur hayır işlerinde acele edin ve birbirinizle yarışın. Peygamber aleyhisselam devam etti, dedi ki abuk subuk konuşturan ihtiyarlık. Bedeviler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir hastalıktan dolayı geldiler. Dediler ki ya Resulallah tedavi olmayalım mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ey Allah'ın kulları tedavi olunuz. Bir hastalık dışında, dikkat edin, bir hastalık dışında Allah her hastalığın şifasını ve devasını vermiştir. Bedeviler dediler ki ya Resulallah bu hastalık nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o hastalık ihtiyarlıktır. İnsanı güçten, takatten keser. İnsanın zihnini dağıtır. Konuşmalarını bozar. Ey Ademoğlu, ey mümin erkek ve mümin kadınlar, bunayacağınız an gelmeden önce hayır işlerinde acele edin ve birbirinizle yarışın. Peygamber aleyhisselam devam etti, dedi ki ansızın gelen ölüm. Zayıf geçen bazı rivayetlerde Peygamber aleyhissalatu vesselam ansızın aniden gelen ölümden Allah'a sığınmıştır. Her birimiz öleceğiz kardeşler. Peygamberler öldüler. Gücü ve iktidarı bulunduran krallar öldüler. İnsanlara zulmeden yöneticiler öldüler. Dünyanın keyfini ve zevkini süren insanlar öldüler. Dünyayı cennetine çevirmek isteyenler öldüler. Dünyayı ilah görenler öldüler. Ölmeyeceğini zannedenler öldüler. Ölenlerin içerisindeki en hayırlılar Allah'ı umanlar ve son sözü la ilahe illallah olanlardır. Allah'ı umanlar. Allah'la arasında ölüm perdesinin kalkmasını isteyenler. Ne olur da şu setler kalksa ve kırılsa, alemlerin Rabbi olan Allah'la buluşmayı arzulayanlar vallahi de kazanmışlardır. O perde kalktığında Allah Subhanahu ve Taala'nın yarattığı ihtişamlı cennetin içerisinde Allah'ın cemalini görmek isteyen niceleri peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle, abidlerle, muttakilerle, Allah'ı sevenlerle, Allah'ı dost edinenlerle, Allah'ın da kendisini dost edindikleriyle beraber olmak için ölüm perdesinin kalkması adına Allah'a yönelenler vallahi de kazanmışlardır. İblis bütün süvarileriyle, bütün yaya birlikleriyle son nefesini vereceği esnada bir adama saldırırken la ilahe illallah Muhammedur Resulullah, Allah'tan başka ilah yoktur. Yaratan Allah'tır. Hüküm veren Allah'tır. İnsanları hesaba çekecek, tekrar diriltecek cennetin ve cehennemin sahibi Allah'tır diyerek hüsnü şehadet besleyenler vallahi de kurtulmuştur. Ama değilse, ölümü kendine yakıştıramayanlar, gece sabah öleceğini zannetmeyenler, elhamdülillah 18 yaşında gencecik bir adamım, gencecik bir kızcağızım, Allah beni bu yaşımda öldürür mü diyenler, hiç hissetmedikleri bir anda ölüm meleğin tokadıyla karşılaştılar. La ilahe illallah sözünü söyleyemediler. Allah'tan mağfiret dileyemediler. Enkazın altındayken alemlerin Rabbi olan Allah'la buluşmayı umamadılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bundan dolayı ani ölümden Allah'a sığındı. Beklemediğiniz bir anda Allah muhafaza, hele ki haramlarla iştigal ederken, Allah'ın razı olmadığı ortamlarda raks ederken, Allah'ın razı olmadığı ortamlarda içerken, Allah'ın razı olmadığı ortamlarda zina ederken, Allah'a iftira ederken, Allah'ın dininden alay ederken, Müslümanlarla alay ederken, ansızın ölüm meleğinin tokadıyla karşılaşanlar
Vallahi de kaybettiler Allah muhafaza. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, aniden, hiç hesaba katmadığınız, beklemediğiniz, ummadığınız, düşünmediğiniz bir yerden ölüm gelmeden önce, ey Ademoğlu, mağfiret dile! Ey Ademoğlu, Allah'a yönel! Ey Ademoğlu, Allah'a koş! Ey Ademoğlu, vallahi kurtuluşun Allah'a koşaktadır! Başka hiçbir şey de yok. Hayır işlemede, hayra yönelmede, hayrın bahçesinde bulunmada ne olur acele edin ey ümmeti Muhammed. Ey Müslümanlar, eğer Allah'tan gafilsek, Allah'tan bir habersek, Allah'ın dinini yaşama konusunda gevşek ve tembelsek, Allah'ın Resulü'nün bildirdiği bu hal gelmeden önce hayır işleme konusunda ne olur Allah'a yönelin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ani ölümün sadece mümin için fayda vereceğine, aradaki o perdelerin kalkıp, aradaki setlerin yıkılıp, aradaki duvarların paramparça olup, Allah'a kavuşmayı umanlar için bir fayda olacağını sadece mümin için zikretmiştir ki, Allah bizi onlardan kılsın Müslümanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devam etti. Dedi ki, gelmesi beklenen şeylerin en şerlisi dedi Deccal. Bütün peygamberler, istisnasız hadis-i şerifin beyanıyla bütün peygamberler ümmetini muhatap oldukları toplulukları Deccal'ın şerriyle uyarmışlardır. Kafir olmasına rağmen sadece müminlerin alınlarında göreceği kafir yazısına sahip olmasına rağmen Allah bir fitne unsuru kılmıştır onu. Sağ tarafında elini uzattığında cennet bahçelerini hatırlatan, sol tarafına böyle elini uzattığında cehennem tabirlerinde ise ovalarını, bahçelerini gösteren bir fitne ve insanların ona ilah olarak tapması, Allah imanları konusunda onları imtihana tabi kılması, Deccal'in nedeniyle inanacak olan insanların küfre sürüklenmesi. Vallahi büyük bir şer Müslümanlar. Ben somut bir şey görmeden inanmam, iman etmem diyenler için Deccal büyük bir tuzaktır. Görmediğim şeyi kabul etmem diyenler için Deccal büyük bir fitnedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, her bir peygamber ümmetini muhatap olduğu topluluğu Deccal'in şerriyle uyarmıştır. Tabileri İsrailoğullarıdır. Deccal'in ordusu İsrailoğullarıdır. Onu bekliyorlar. Bir taraftan Deccal'in fitnesinden sakınacağız. Bir taraftan da Yahudilerin altını çiziyorum. Ehli kitap içerisindeki İsrailoğullarının fitnesinden sakınacağız. Onların gülüşlerinin arkasında vallahi de büyük bir hınç ve kin belirmektedir. Onların muhabbet olarak gözüktüğü sözlerin arkasında büyük bir düşmanlık bulunmaktadır. Hem Deccal'den hem de Deccal'in has ordusu olan İsrailoğullarından, ey ümmeti Muhammed, karşı karşıya geleceğiniz anda tabir yerindeyse hayırları işlemekte, hayırlarda yarışmakta gayret gösterin. Ve son olarak Peygamber aleyhisselam dedi ki, kıyamet belası en müthiş ve acısı en fazla olan, Allahu Ekber. Hatay. Gördüğüm iller nazarında söylüyorum. Hatay, Pazarcık, Adıyaman, Malatya. Gözlerini dünyaya açanların herhalde yeryüzünde benden başka insan kalmamıştır. Bütün insanlık ölmüştür. Yeryüzü tersine dönmüştür zannetti. Kıyametin küçük bir provasında bütün insanlar dehşet içerisinde sokaklarda çığlıklar atarak, alemlerin Rabbi olan Allah'a yönelerek, yalvararak, Rabbim Allah'tır diye sokaklarda koşturarak, enkazın içerisindeyken artık bugün o gündür dediği küçük provası yaşandığı halde bu kadar sıkıntıyı 3 haftadır atlatamadığımız bir süreçten sonra bir de kıyameti düşünün Müslümanlar. Yer öyle bir sarsılacak ki Allah'ın buyurduğu gibi hamile kadın çocuğunu düşünecek. Bunu fark etmeyecek bile.
Yer öyle bir sarsılacak ki yolda yürüyen insanlar içmedikleri halde sarhoş gibi olacaklar. Gökle yer birleşecek. Yıldızlar paramparça olacak. Denizler yanacak. Alem bitecek Müslümanlar. Allah'ın zatı dışında, yeryüzünde, gökyüzünde, bilmediğimiz alemlerde her şey yok olup gidecek. Güçler dağılacak. Her şey yok olacak. Sadece Allah. Sadece Allah kalacak. Eğer o gün sadece Allah kalacaksa, bugün tapılması gereken, kendisine ibadet edilmesi gereken, sözü dinlenilmesi gereken alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkası değildir. Bütün güçler darmadağın olacak. Bütün müstekbirler alt üst olacak. İnsanların gözlerini dinlendirdiği, zihinlerini dinlendirdiği, kalplerini dinlendirdiği alem yok olacak Müslümanlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o gün gelmeden önce hayır işlemekte acele ediniz. Hayır işlemekte acele ediniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de Zühd bölümünde böyle bir hadisle bizi uyardı kardeşlerim. Evet. Peki hayır işleyeceğiz. Ancak hayır için kurulan safların en önünde olmaya gayret göstereceğiz. Arkada değil. Ortada değil. Hayrın bir köşesinde değil. Müminler için söylüyorum. Allah'ı arzulayanlar için söylüyorum. Şu yeryüzünde Allah'ın rızasına kavuşarak ölmek isteyenlere söylüyorum. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki, sahabi, Peygamber aleyhissalatu vesselam cemaatle namaz kıldıracağı sırada insanoğlunun demek ki yapısında var, mescidin kapısına doğru yaklaşıyorlar. Bizde de öyle olmuyor mu? Sohbetten çabuk çıkabilmek için kapıya yaklaşırız. Cuma'dan, teravihden, cemaatle kılınan vakit namazlarından çabuk çıkıp evimize veya iş yerimize kavuşmak için kapının en önüne yaklaşırız. Sahabe de böyle yaptı. Peygamber aleyhisselamdan biraz uzaklaştılar, kapıya doğru geçtiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu fark etti. Onlara döndü, dedi ki öne doğru gelin. Dedi öne doğru gelin, bana tabi olun. Sizden sonrakiler de size uysunlar. Şimdi asıl şeyi söyledi. Dedi ki bir topluluk devamlı surette gerilerse, bakın gerilerse, hayırda gerilerse, hayır saflarının arkasında durmayı kabullenirse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Allah da onları geri bırakır. Allahu Ekber. Bu hadis Müslim hadisi. Bu hadis Ebu Davud'a geçen bir hadis-i şerif. Kim safın arkasında durmayı kendine ikna etmişse, bilsin ki Allah onları, parantez açıyoruz, hayırda geride bırakacaktır. Bazen konuşuyoruz kendi aramızda değil mi kardeşler? Yahu ben ilk zamanlarımda 5 vakit namaz kılarken, oruç tutarken, zikrederken, Kur'an tilavet ederken, nasihat ederken, emri bil maruf nehyanil münker yaparken, Allah yolunda gayret gösterirken hep ön safta canhıraş terliyordum, koşturuyordum. Ama bu birkaç senedir kendimde bir gariplik hissediyorum. Müslümanlar diyorlar ki yardımınıza ihtiyacımız var. Sağır kesiliyorum. Diyorlar ki şurada büyük bir hayır var. Görmezden geliyorum. Sebebi acaba bu hadis-i şerif olabilir mi Müslümanlar? Hayırda geri durmak, safların arkasında durmak, yavaş yavaş bunu kendimize kabullendirmek, birileri çekmek istemesine rağmen halen geriye doğru gitmek, acaba bunun bir nedeni olur mu kardeşlerim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, kim dedi geri durmaya devam ederse, gerilerse Allah da onları geri bırakır. Bakın bir gün hutbe veriyor. Onlara dönüyor, diyor ki ashabına, imama diyor yakın olun. Bunu defaatle hatırlattık birbirimize. Hangi meclisin içerisine girersek girelim, sohbet, hutbe, nasihat, ilim halkası, ne derseniz deyin bunun adına, bulunan yerin en önünden, o kişinin en önünden en arkaya doğru saflar dizilir. Bizdeki gibi en arkadan en öne saflar dizilmez Müslümanlar.
Müslümanlar maalesef Allah'ın evlerine, mescitlere girdikleri zaman en arkaya, ilk başta gelip en arkaya geçmekteler. Halbuki hayır en öndedir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra döndü onlara, dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kim uzaklaşmaya devam ederse, arkalarda kalmaya devam ederse, cennete girse dahi geri kalacaktır. Allahu Ekber. Olsun canım. Şu burnum cennetin kapısından girsin de ne oluyorsa olsun deriz değil mi? Sağ ayağım cennetin kapısından girdikten sonra makamlar, mevkiler, dereceler beni ilgilendirmez. Doğrudur. Cennetten bu huy alınacak. Bu düşünce alınacak. Ama şimdi ne olur düşünelim. Eşiniz, evlatlarınız sizinle beraber Allah'ın dinini yaşamak isteyip de sizin çok sevdiğiniz ehliniz. Siz en alt tabakalardaki cennetlere giriyorsunuz. Şimdi hayal edin. En çok sevdiğiniz eşiniz, gözünüzün nuru olan evlatlarınız, gönlünüzün meyvesi olan çocuklarınız, Firdevs-i Âlâ'da peygamberlerle beraber. Allahu Ekber. İnsan vallahi şu an kabullenemiyor. Eşinize sesleniyorsunuz duymuyor. Çağırıyorsunuz gelemiyor. Beraber olalım diyorsunuz, oturalım. Sizin önünüze setler çekilmiş. Şu an içiniz yanmıyor mu? Beraber namaz kıldınız kardeşleriniz. Depreme çağrıldığında enkazın altına beraber girdiniz Müslümanlar. Hayırda sürekli yarıştınız ama hayırda bilmediğiniz halleriyle sizi geçen kardeşlerinizin Firdevs-i Âlâ'da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamberlerle hoş sohbet yaparken, hani siz demiştiniz ya, cennetin kapısından şu burnum girsin de neresine girerse girsin. Şimdi düşünsenize, kardeşleriniz orada zevki sefa içerisindeyken siz de alt tabakalarda. Sıkılmadınız mı kardeşler? İnsan vallahi düşününce daralıyor. O zaman safların önünde durma vakti çoktan geldi geçmekte kardeşler. Şimdi bunu düşündünüz ya, bir de o zaman şöyle düşünelim. Salih dostlarınız, eşleriniz, çocuklarınız cennette, sizin o burnunuzu soksanız da razı olacağınız cennette o, ama sen cehennemde, cehennemin zincirlerinde isi, pası, kokusuyla cehennem azabındasın. Korkmuyor musun ey Müslüman? Düşünsenize. Eşiniz, çocuklarınız elinizi uzatıyorsunuz, görmüyorlar. Sesleniyorsunuz, duymuyorlar. Ey evladım! Allah'tan benim için mağfiret dile de ben de cennete gireyim. Şu an düşünsenize bu haldesiniz. Eğer korkuyorsanız hayırda acele etme vakti geldi geçmekte. Safın ortasında değil, safın önünde durma günüdür. Gerisi hiç bile konuşmuyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mace'nin edep bölümünde de geçen bir hadis-i şerifte diyor ki, insanlar saf saf dizilecekler diyor kıyamet günü sonrası. Hesaba çekilecekler. Başka bir hadis-i şerifte diyor ki, cennet diyor ehli saf saf dizilecekler. Saf saf. Cehennem ehlinden bir adam, cennet ehlinden bir adamı tanıyacak ve onun yanına gidecek. Diyecek ki, ey falan, beni hatırladın mı? Beni tanıdın mı? Ben sana dünya hayatındayken bir su vermiştim. Subhanallah. Bu dünya hayatında o adama desen ki, ben şu tarihte senden su ikram almıştım, vallahi hatırlamaz. Basit ya. Ama cehennem nasıl bir yerdir? Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, sen nasıl bir yer yarattın ki bir yudum su ikram eden adam ikram ettiği kişiyi ve o anı hatırlayacak. Ona diyecek ki, benim için şefaatte bulunur musun? Allah'a yönel, Allah'tan talepte bulun, dua et, ben de cennete gireyim. Allah'ın izniyle o cennetli kişi ona şefaat edecek, o cennete gidecek. Hadis devam ediyor, diyor ki, yine diyor cehennem ehlinden bir adam cennetlik birini görecek, diyecek ki, hatırlıyor musun diyor beni? Ben dünya hayatındayken sana abdest alman için su vermiştim, subhanallah. Kim hatırlar böyle ameli? Ne bileyim hangi tarihte, hangi köyde,
Hangi caminin abdesthanesinde sana su tuttum, ibrikle su verdim. Hatta ayaklarına kadar yıkadım. Kimse hatırlamaz. Ey insan, cehennem nasıl bir yer ki Allah yapmış olduğun ameli sana hatırlatıyor. Yaptığın kişiyle beraber. Diyecek ki benim cennete girmem için şefaatte bulun. O kişi de diyor Allah'ın izniyle cennete girecek. Sonuncu bir adam gelecek, diyor ki ey falan, beni hatırlıyor musun? Ben bir gün bir işe gönderdiğim ve benim de gittiğim bir kişiyim diyor. Bundan dolayı da bana şefaatte bulunur musun? Ben de diyor cennete gireyim. O da diyor Allah'a yönelecek ve o kişi diyor şefaat edecek. Ey Müslümanlar, bugün gelmeden önce hayrı büyük ve küçük ayırmadan işleme konusunda acele edin. Ve safın ortasında değil, önünde olmak için gayret gösterin. Allah yolunda davet ederken safların en önünde olacağız. Emri bil maruf nehyanın münker yaparken safların en önünde duracağız. İmam Ahmed bin Hanbel bir mecliste otururken insanlara dedi ki öyle bir gün gelecek ki müminin hali bir leş gibi olacak. Allahu ekber. Öyle bir zaman isabet edecek insanlara, mümin insanların içerisinde leş hükmünde olacak. Leş hükmünde. Hiçbir değeri olmaması ayrı bir şey. İnsanlar içerisinde onu tutmaya dahi tahammül edemeyecekler. Münafık ise diyor parmakla gösterilecek. Mescitteki insanlar şaşırdılar. Dediler ki ey imam, bunun sebebi nedir? İmam Ahmed bin Hanbel döndü, dedi ki iyiliği emir ve kötülükten alıkoyma gibi bir durumla mümin karşılaştığı zaman dedi yerinde duramaz. Kalkar, insanlara emri bir maruf nehyanın münker yapar, nasihat eder, hatırlatır, korkutur, yeri geldi mi müjdeler. Onun dışındaki insanlar derler ki çok fuzuli işlerle uğraşır. Yani boş işlerin adamı. Münafık ise diyor, bakın dikkat edin, münafık ise diyor, elini diyor ağzına doğru getirir diyor. Şöyle durur. Hani sanki müminlerin yaptığı işi böyle kerik görüyor gibi. Hiçbir ses diyor çıkartmaz. İnsanlar diyor ona yönelirler, derler ki görüyor musunuz? Lüzumsuz işlerle uğraşmayan ne kadar iyi bir adam. Allahu Ekber. Bugün o gün Müslümanlar, davetin, Allah yolunda emri bil maruf nehyanil münkerin lüzumsuz görüldüğü bir günler, İmam Ahmed bin Hanbel'in doğrulandığı bir günlerse, o zaman bugün safın en önünde durulma vaktidir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a bir adam geldi. Dedi ki ben iki amel dışında bütün hayırları yapabiliyorum. İki amel hariç. Onları yapamıyorum. Ya da yapmak istemiyorum. O ameller ne biliyor musunuz? İyiliği emir ve kötülükten alıkoyma. Hazreti Ömer ne diyor biliyor musunuz Müslümanlar? Vallahi diyor sen İslam'ın oklarından diyor iki oku yere diyor saplamışsın. Allah dilerse seni affeder, dilerse diyor azap eder. Bugün ümmeti Muhammed'in İslam'ın oklarından, en önemli oklarından, en faziletli oklarından, şu gün için en değerli oklarından iki tanesini toprağa çaktığı günlerse, vallahi bugün o okların tekrar çıkarılması günüdür kardeşlerim. İlim sahipleri şöyle söylemişler. Demişler ki, farz edelim ki bir adam gündüzleri oruç, gecesini ise kıyamla geçiriyor, gece namazıyla geçiriyor. Ve dünyaya karşı zahit, dünyaya aldırış etmiyor. Dünyayı umursamıyor. Tabir yerindeyse üç talakla boşamış. Ama şimdi ne olur dikkat edin. Allah için diyor buğz etmiyor. Parantezi şimdi açıyoruz. İnsanlar haramların içerisine giderlerken Allah için diyor öfkelenmiyor. İyiliği emir ve kötülükten alıkoymuyorsa insanlar içerisinde, şimdi dikkat edin, İnsanlar içerisinde en fazla diyor laneti hak eden ve dini en az olandır. Zira diyorlar, büyük haram işleyenlere kıyasla diyor bunların fazileti daha düşüktür. Subhanallah.
Müslümanlar, bugün insanları uyarmanın, nasihat etmenin lüzumsuz, faydasız görülüp de toprakların içine çakıldığı bir dönemde bize düşen bu fazileti tekrar ayağa kaldırmak. Bakın deprem bölgesindeki kardeşlerinizin bizzat sesleri şöyle diyor. Aynen söz, şu sözler onlara aittir. Eklemesiz, çıkarmasız. Bizim bugün ekmeğe ve suya ihtiyacımız yok. Bizim maneviyata ihtiyacımız var. Ne olur ellerimizi bırakmayın. Bırakmayın ey Müslümanlar. 1999 senesinde Gölcük depreminden sonra insanlar rahata kavuştuktan sonra insanlar imandan sıyrıldı felsefesiyle yaklaşanlara uyarıyorum. Eğer bugün biz bu Müslümanların elini bırakırsak gidecekleri yer şeytan ve dostlarıdır. İnsanoğludur bu. Bakın kendileri itiraf ediyor. Bugün diyorlar ekmeğe ve suya değil, maneviyata ihtiyacımız var, ellerimizden tutun. Bizi bırakmayın. Nerede tekbir sesleri varsa oraya koşuyorlar. Nerede ezan sesleri varsa orada birleşiyorlar. Nerede Kur'an dağıtılıyorsa orada toplanıyorlar. Kim eline megafonu alıp nasihat ediyorsa insanlar onun etrafında toplanıyorlar. Kim ellerini kaldırıp dua ettiyse onların dualarına amin diyerek icabet ediyorlar. Bugün en fazla aç oldukları günlerde biz uyudursak bu okları halen toprağın içerisinden çıkarmadık. Vallahi de billahi de faziletlerin ortaya konulacağı bir günde değerimiz alt üst olacak Müslümanlar. Eğer bugün bunu başaramazsak, bugün yeryüzünün değişik coğrafyalarında olduğu gibi kendi coğrafyamızın içerisinde sarsılan Müslümanlara bugün el uzatamazsak, yarın öbür gün efendim gördünüz mü? Dün aman Allah'ım aman Allah'ım diyenler bugün falancalar falancalar diye bağırıyor derse onun kadar vallahi biz vebaldeyse suçtayız. Ne olur bunu unutmayın. Onların da bu sokağın içerisinde bulunanların da. Ya evet bizim Allah'a ihtiyacımız var bulamıyoruz diyenler bizi bulamıyorlarsa bizim bir problemimiz var kardeşim. Bu kadar Müslümansak vallahi de bizim bir problemimiz vardır. Eğer korkuyorsak kesinlikle şunu bilin. Korkuyorsak Selefi Salihin demiş ki kim korkusundan dolayı emri bil maruf nehyanil münker yapmazsa evinde diyor çocuğu ve diyor yardımcısına diyor emrettiğinde alay konusu olur. Allah diyor onun üzerinden heybeti alır. Allahu Ekber. Allah üzerimizden heybetini çekti. Çocukların maskarası haline geldik. Sefihlerin maskarası haline geldik. İnsanlar bizi gördüğünde Allah'ı hatırlamıyorlar. İnsanlar bizi Allah'ı hatırlayarak yanaşmıyorlar. Bizden Allah'ın rızasını umamıyorlarsa vallahi bunun bir problemini yaşayacağız Müslümanlar. Evet, Allah'a davette, Allah'ın dinini yaymada, Allah'ın dininin inşallah bu yeryüzüne hakim olmasında ve inanıyoruz ki buna da az kaldı, hakim olmasında safların en önünde duracağız Müslümanlar. Ortasında asla değil. Evet. Özellikle bir taraftan Müslümanların uyarılması ve ikaz edilmesi. Ama bir taraftan da Allah'ın düşmanlarının korkutulması. İslam beldelerini bir örümcek gibi, ahtapot gibi saran İslam düşmanlarının kollarından buradan kesilip sınır dışı edilmesi noktasında gayret göstereceğiz. Kimle peki Müslümanlar? Ehlimizle beraber. Annelerimizle beraber. Ablalarla beraber. Kız kardeşlerimizle beraber. Evlatlarımızı başta kendimiz olmak üzere feda ederek bunu gerçekleştireceğiz. Safın en önünde ağır bedelleri ölme pahasına da olsa ödemek için koşacağız Müslümanlar. Bakın Basra'da Abdülvahid bin Zeyd ismindeki alim bir mücahit mescitte insanları toplamış, düşmanlar Müslümanların bulunduğu bir beldeye girmişler. Beldeye saldırmışlar. İnsanları cihada teşvik ediyor. İnsanlara
Özellikle erkeklere cennet içerisindeki ihtişamlı nimetleri ve hurilerden bahsediyor. Onlara şiirler okuyor. Mescid bir anda dalgalanmaya başlıyor. İnsanlar cezbeye geliyorlar. O esnada Basra kadınlarının salihalarından, abidlerinden bir kadıncağız, Ümmü İbrahim isminde bir kadıncağız çıkıyor. Bu alime yöneliyor, diyor ki ey İbni Zeyd, sen diyor biliyorsun ki oğlum diyor İbrahim'i Basra eşrafının kızları için istediler de ben asla diyor bunlardan razı olmadım. Yani nice abideler, nice salihalar, benim oğluma talip olduğu nice salih insanlar kızlarını benim oğluma vermek için yarıştılar ama ben onların hiçbirini kabul etmedim. Ancak dedi senin bahsetmiş olduğun şu kız dedi müstesna. Hurilerden bahsediyor. Cennet içerisinde evlenilecek olan bir kızcağızdan bahsediyor. Diyor ki o müstesna diyor. Şimdi ne olur dikkat edin. Ona yöneliyor ve diyor ki bana diyor onu biraz daha tasvir eder misin? İbni Zeyd kadına dönüyor. Eğer diyor bu sözünde sadıksan, bunu başarabilirsen sen oğlun İbrahim ve diyor onun babası muhakkak ki kurtuluşa ermiştir. Ondan sonra kadın adama yöneliyor. Diyor ki özür dilerim, oğlunu çağırıyor. Diyor ki İbrahim diyor. Mescitten ayağa kalkıyor. Buyur diyor anneciğim. Diyor ki evladım, Allah yolunda canını verip günahlardan, haramlardan uzak durman karşılığında bu kızla diyor evlenmek ister misin? Allahu Ekber. Allah yolunda, yani bunun mehri, bu kızı elde etmenin bir yolu var. Allah yolunda canını vereceksin ve haramlardan uzak duracaksın. Bu konuda diyor razı mısın? Çocuk diyor ki anne diyor büyük bir rızayla diyor ben diyor bu meseleyi karşıladım. Sonra annesi dönüyor. Diyor ki ben bir anne olarak dikkat edin ben bu oğlumu şu kız ile senin yolunda canını vermek ve günahlara dönmeyi terk etmek konusunda evlendirdim. Ya Rabbi diyor şahit ol. Ey merhametlilerin en merhametlisi bunu benden kabul et diye dua ediyor. Ve ondan sonra İslam orduları hazırlığını yapınca Ümmü İbrahim zengin bir kadın. 10 bin dinarı Abdülvahid bin Zeyd'e veriyor. Diyor ki bu oğlumun diyor mehridir. Ona bir at ve keskin bir kılıç alıyor. Şimdi ne olur şuraya dikkat edin. Daha sonra oğlunun yanına gidiyor. Oğluna sarılıyor, öpüyor, kokluyor. Ve ona iki şey veriyor. Sizce ne olabilir? Benim gibi zayıf, imana sahip bir baba oğluna verebileceği en iyi şey o anda kendisini koruyabileceği bir zırhtır. Bir anne bir kalkan, bir mızrak verir kendisini daha iyi koruyabilmesi için. Ümmü İbrahim oğluna dönüyor. Diyor ki ey evladım düşmanla diyor karşı karşıya geldiğinde sana diyor iki şey veriyorum. Bir beyaz bir kefen, sonra da diyor güzel bir koku. Düşman da diyor karşılaştığında kefenini diyor giyeceksin, sonra diyor kokuyu süreceksin ve düşmanla diyor karşı karşıya geldiğinde asla diyor Allah'a diyor bir kusur işlemeyeceksin. Allahu Ekber. Sonra ona yöneliyor, diyor ki ey evlat diyor buluşma yerimiz inşallah kıyamet gününde Allah'ın diyor huzuru olsun. Yani git ama çabuk gel demiyor. Gideceksin ama ne zaman geleceksin? Sormuyor. Seninle diyor buluşma yerimiz artık Basra değil. Senin evin değil. Senin mahallen değil. Ben seni tabir yerindeyse alemlerin Rabbi olan Allah'a sattım. Buluşma yerimiz Allah'ın huzuru olsun diyor. Ve genç İslam ordusuyla beraber yola çıkıyor. Büyük bir savaş ve neticesinde İbrahim şehit oluyor. Ordu kumandanı Alim Zad diyor ki bunu diyor annesine diyor bildirmeyi diyor bana bırakın. Olur ya diyor taziyesini diyor sunduğumuzda buna dayanamaz, sabır gösteremez, ecirden diyor mahrum kalabilir. Kadın adamı görünce kendisine doğru yaklaşıyor ve diyor ki bakın bir
annenin kaldıramayacağı yükteki şu sözleri söylüyor. Ey Eba Ubeyd, hediyem kabul edildi mi? Ben Allah'a bir hediye arz ettim. Gözümün nuru tabir yerindeyse, gönül meyvem. Hediyem dedi kabul edildi mi? Yoksa dedi geri mi çevrildi? Eğer hediyem kabul edildiyse dedi müjdeni kabul ederim. Müjdeni kabul ederim. Ama dedi eğer hediyem kabul edilmediyse dedi ki buna da sabrederim. İsyan etmem. Alim döndü dedi ki ey Ümmü İbrahim, vallahi dedi oğlun dedi İbrahim dirilerle birlikte rızıklanmaktadır. Yani şehit oldu. Kadın hemen secdeye kapandı. Dedi ki zannımı hüsrana uğratmayan, zannımı hüsrana uğratmayan ve kurbanımı benden kabul eden Allah'a hamdü senalar olsun. Allahu Ekber. Bunu secdede söylüyor. Zannımı hüsrana uğratmayan ve kurbanımı kabul eden Allah'a hamdü senalar olsun. Ve kadın ayrılıp gidiyor. Sonra Ümmü İbrahim ertesi gün mescide tekrar geliyor. Diyor ki Esselamu Aleyke ya Ebu Ubeyd, sana bir müjdem var. Adam dönüyor diyor ki halen diyor müjde vermeye devam mı ediyorsun? Diyor ki vallahi dün gece rüyamda evladımı gördüm. Oğlum İbrahim'e. Diyor yeşil bir kubbenin altında inciden bir yatakta bana döndü dedi ki anacığım dedi sana müjdeler olsun. Anacığım sana müjdeler olsun. Mehir kabul edildi. Gelin dedi zifafa girdi. Allahu Ekber. Müjdeler olsun sana. Sonra kadın mescidi terk etti. Ey Müslümanlar. Anneler, ablalar, kız kardeşlerim, sesimi duyanlar. Ne zamana kadar hanımlar, ne zamana kadar kocalarınızı, ne zamana kadar yiğitlerinizi, ne zamana kadar çocuklarınızı kendi elbiselerinizin altında korumaya, saklamaya devam edeceksiniz. Bugün Allah için kurbanların adanması gereken bir gündür. Bugün safın önünde İslam düşmanlarının korkutulacağı bir gündür. İslam alimlerinden, seleften Ebu Kudame isminde ki ismi zikredildiğinde bilenlerin belki kalbinin surur olduğu, neşe bulduğu bir adam. Ebu Kudame, Eş-Şami. Derler ki kendisine Allah cihad etmeyi ve Rum topraklarında savaşmayı sevdirmiş. Hani dedi ki Allah bazı insanlara bazı amelleri sevdirir. Bu insana da Allah yolunda cihad etmeyi ama hasaten de Şam topraklarında Bizans'a karşı savaş vermeyi Allah sevdirmiş. Bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde, Mescid-i Nebevi'de otururken insanlar ona yöneldiler. Dediler ki ey Ebu Kudame, cihat hususunda gördüğün en acayip bir olayı bize anlatır mısın? Olağanüstü bir olaydan bahseder misin? Deyince Ebu Kudame mescitteki insanlara yöneldi dedi ki tamam. Yılın birinde diyor Rakka'ya silahlarımı diyor taşıması için bir deve satın almaya gittim. Rakka bugünkü Irak bölgesi. Şimdi aradaki konuşmaları okuyacağım. Dedi ki kadının biri yanıma geldi. Bir kadın yanıma yanaştı. Şöyle seslendi. Ey Ebu Kudame, cihattan bahsettiğini ve insanları ona teşvik ettiğini duydum. Şu bir gerçek ki başka kadınlara nasip olmayan bir saç bana nasip oldu. Onu kesip atlar için dedi bukağı yaptım. Yani hayvanlar kaçmasın diye bağlayacağınız bir ip yaptım. Urgan yaptım. Ona hiç kimsenin bakmaması için. Ona hiç kimsenin bakmaması için de onu diyor bir toprağa buladım. Çamurladım. Onu diyor yanına almanı istiyorum. Kafirlerin ülkesine vardığında, kahramanlar hücum ettiğinde, oklar atıldığında, kılıçlar çekildiğinde,
Mızraklar doğrultulduğunda eğer senin ona ihtiyacın varsa yanında tut. Eğer ona ihtiyacın yoksa ihtiyacı olan bir mücahide ver. Ki o saçlar Allah yolunda dedi tozlansın. Ben dul bir kadınım. Kocam ve aşiretimdeki bütün erkekler şehit oldular. Eğer bana cihat düşseydi, yani ben cihada gidebilseydim veya cihat ameliyle mükellef tutulsaydım, hiç durmaz cihada koşardım. Bana sonra dedi bukağıyı uzattı, saçlarını uzattı. Dedi ki ey Ebu Kudame, şunu iyi bil ki kocam öldürüldüğünde geride bakmaya kıyamayacağın bir çocuk bıraktı. Yaşı 15'tir. O Kur'an'ı, biniciliği, yani ata binmeyi ve aynı zamanda ok atmasını çok iyi bilir. Geceleri kaimdir. Yani geceleri namaz kılar. Gündüzleri oruç tutar. O şu anda babasının bulunduğu diyor çiftliktedir. Ne zaman ki diyor cihada gideceksin, onu diyor senle beraber diyor almanı istiyorum. Sonra döndü, dedi ki Allah Azze ve Celle'ye hediye olarak onu seninle gönderiyorum. Allah aşkına istediğim bu sevaptan beni mahrum bırakma. Üstadım, çocuğumuzla beraber 2 dakika dışarı çıkarsak size çok rica ederim. Bitireceğiz inşallah. Burada da hakkını helal et. Allah dedi Azze ve Celle'ye hediye olarak dedi onu seninle gönderiyorum. 15 yaşında bir çocuk. Allah aşkına istediğim bu sevaptan beni mahrum bırakma dedi. Dedi ki bu kağıyı aldım. Eşyaların arasına koydum. Yola çıktığım sırada arkamdan dedi bir ses bana seslendi. Dedi ki ey Ebu Kudame, beni unuttun mu dedi, Allah sana rahmet etsin. Sonra dedi geri döndüm. Dedim ki sen kimsin? Seni tanıyamadım. Dedi ki ben bu bukağının sahibi dedi, kadının çocuğuyum dedi. Sen dedi benim 15 yaşımda olmama sakın bakma. Kur'an'ı ezberledim. Peygamber aleyhisselamın sünnetini iyi bilirim. Ata biniciliği ve ok atıcılığı da çok iyi bilirim. Dedi ki yaşımın küçüklüğüne aldırıp beni hakir görme. Bakın şimdi ne olur şuraya dikkat edin. Annem de ona döndü dedi ki oğlum, kafirlerle karşılaştığında arkanı dönme. 15 yaşında bir çocuk. Kafirlerle karşılaştığında arkanı dönme. Kendini Allah için hazırla. Cennette Allah'a yakınlığı ve baban ile salih dayılarınla komşu olmayı ve beraberliğini talep et. Allah sana şehadeti nasip ettiğinde anneni unutma. Annesi evladına söylüyor. Allah sana şehadeti verdiğinde anneni unutma. Zira bana gelen habere göre bir şehit ehlinden 70 kişiyi, komşularından 70 kişiye şefaat edermiş. Sonra diyor annem beni kucakladı, öpmeye başladı. Sonra başını göğe kaldırdı ve dedi ki ey benim ilahım, benim efendim ve benim velim, bu benim oğlum, kalbimin reyhane, gönlümün semeresi. Onu sana teslim ettim. Ve onu babasına yakınlaştır. Allah-u Ekber. Yani şehit olmasını istiyor. Delikanlıdan diyor bu sözleri duyunca hüngür hüngür ağlamaya başladı. Delikanlı döndü dedi ki ey amca dedi, yaşımın 15 yaşında olmasına neden ağlıyorsun? Dedi vallahi senin yaşına ağlamıyorum. Seni diyor buraya gönderen annenin üzüleceğini umduğumdan dolayı diyor ağlıyorum. Sonra diyor gençle yürümeye başladık. Genç diyor yolculuk esnasında sürekli Allah'ı zikrediyordu. Sürekli diyor Allah'ı zikrediyordu. Gece diyor gece namazı kılıyor. Gündüzleri oruç tutuyor. Dinlendiğimiz zaman da bize diyor en fazla hizmeti bu çocuk yapıyordu. Sonra diyor düşman saflarına doğru yaklaştık. Düşman ordularını görüyorduk. Bir yerde konakladık. Genç diyor biraz istirahat etti. İstirahatı esnasında tebessüm ediyordu. Yanımdakilere dedim ki şu gencin gülümsemesini görüyor musunuz?
Genç uyanınca dedim ki canım dostum, uykudayken tebessüm ettiğini, güldüğünü gördüm. Sebebi nedir? Genç başlıyor saymaya. Rüyasında cennet bahçelerini gördüğünü, cennet bahçesinin özelliklerini, cennet bahçesi içerisinde evlenecek olduğu kızı, taliplisini görüyor. Eğer diyor Allah beni korumasaydı aklımı diyor yitirecektim. Ona doğru diyor koştuğumda dedi ki aman dedi dur. Ben dedi şu an değil. Yarın dedi öğle namazından sonra diyor seninle kavuşacağım. Sonra diyor döndüm. Dedim ki senin rüyan ne güzelmiş çocuk. Sakın dedi Ebu Kudame'yi unutma dedi. Yani Allah sana şehadeti verecek. Belli ki sema tabirinde açıldı. Belli ki Allah Subhanahu ve Teala seni bu yolla tatmin ediyor. Sonra diyor düşman orduları diyor karşı karşıya geldi. Genç diyor bir anda pervasızca diyor ordusu şeye düşman ordusunun içerisine atıldı. Birçok diyor güçlü askeri öldürdü. Sonra diyor genci kolundan tuttum. Dedim ki ey genç savaşın dedi hilelerini bilmiyorsun dedi. Acele etme. Bana döndü dedi ki ey amca sen dedi Allah'ın ey iman edenler kafirlerle toplu olarak karşılaştığınızda sırtlarınızı onlara dönmeyin ayetini bilmiyorsun. Benim diyor ateşe girmemi mi istiyorsun diyor. Tam diyor o konuşma esnasında düşman ordusu diyor yek vücut tek bir vücut gibi diyor bizi saldırdı diyor bizi çocuktan diyor ayırdı. Sonra diyor savaş bitti. Biz diyor şehitlerin ve yaralıların arasında gezerken bir ses duydum diyor. Ebu Kudame. Dedim ki Ebu Kudame benim sen kimsin? Yüzü diyor toprak. Her tarafı diyor kan revan içerisinde. Hiç tanınmayacak bir halde. Dedi ki ey Ebu Kudame dedi sen misin dedi. Dedi evet benim. Dedi ki ey Ebu Kudame. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki Allah rüyamı doğruladı. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki Allah rüyamı doğruladı. Ben bu kağının sahibi, o dedi kadının oğluyum dedi. Onun diyor söyledikten sonra diyor yüzünü silmeye başladım. Alnının diyor tam ortasından öptüm. Dedi ki ey Ebu Kudame ne olur silme dedi. Allah'a dedi bu hal üzere dedi gitmek istiyorum. Sonra dedi ona doğru yaklaştı. Dedi ki ey Ebu Kudame şu an diyor varacağım kız diyor tam başımın ucunda beni bekliyor diyor. Ve bana diyor ki acele etme. Acele etme, stres yapma. Rahat ol. Çünkü ben de sana müştakım. Sana aşığım. Yani seni kavuşmayı istiyorum. Seninle buluşacağım anı istiyorum. Sonra ona döndü. Dedi ki ey Ebu Kudame şu diyor kanlı elbisemi diyor anneme ver. O buka sahibi kadına ver. Ve ona de ki benden selam söyle. Şüphesiz Allah takdim ettiğin hediyeyi kabul etti. Ve ona de ki oğlun korkmadı. Düşmanla yüz yüze savaştı. Ve asla sırtını dönmedi. Annesi vasiyet etmişti. Sonra dedi ki ey amca benim dedi bir 10 yaşında kız kardeşim var. Ben dedi evden çıktığımda beni uğurlar. Eve ilk geldiğimde de beni karşılar. Ve her seferinde der ki abi çabuk gel. Yani beni bırakma tabir yerindeyse. Bir hasretin içine düşürme dedi diyor. Şimdi ona dön ve de ki abi insana kıyamete dek sizin üzerinizde vekilim Allah'tır de. Ona böyle söyle. Yani artık abi yok. Bekleyeceğin bir abin yok. Sana nasihat eden, sana Kur'an okuyan, sana dinini öğreten. Seni gezdiren, tozduran bir abin yok artık. Senin vekilin Allah'tır artık. Dostun Allah'tır. Mutmain olacağın güç Allah'tır. Yardım isteyeceğin güç Allah'tır. Buna dedi öyle söyle. Sonra dedi, kelime-i şehadet getirdi. Sonra dedi onu elbiseleriyle beraber defnettik. Geri döndük. Rakka'ya geldiğimizde bir kızcağız gördük. İslam ordusunu diyor karşılıyor. Herkese diyor ki amca diyor nereden geliyorsun? Savaşın diyor yerini söylediğinde
Diyor ki benim peki abim nerede? Herkes geliyor. Benim abim nerede? Ben diyor kızı diyor tanıyamadım. Bukağı sahibi kadının evine geldim. Kadın diyor benim sesimi duyunca dedi ki ey Ebu Kudame, taziyeci misin, müjdeci misin? Eğer oğlum sağ salim dönmüşse sen taziyecisin. Dikkat et. Eğer benim oğlum 15 yaşında Müslümanlar, bakkala şu an göndermeye kıyamadığımız. Eğer benim oğlum sağ salim seninle beraber geldiyse Rakka'ya sen taziyecisin. Çağır tabir yerindeyse taziyemizi verelim. Yok eğer benim oğlum şehit olmuşsa sen de o zaman müjdecisin. Subhanallah. Selefin kadınlarına bak. Sonra dedi ki müjdeler olsun. Şüphe yok ki Allah senin hediyeni kabul etti. Deyince kadın döndü. Onu ahirette benim için azık kılan Allah'a hamdü senalar olsun. Sonra dedim ki kız çocuğu nerede? Dedi ki o az önce konuştuğun dedi onun dedi kız kardeşi. Ona yöneldim ve dedim ki kızım abinin sana selamı var. Diyor ki kıyamete dek sizin üzerinizde vekilim Allah'tır deyince kız ağlamaya başlıyor ve olduğu yere diyor düştü diyor. Hareket ettirdim. Baktım ki diyor kızcağız vefat etmiş. Sonra diyor oradan ayrıldım. Benim tabir yerindeyse cihat meydanlarında bedellerin ödendiği, kanların birbirine karıştığı bu meydanlarda karşılaştığım en olağanüstü meselelerden bir tanesi. Öyle değil mi Müslümanlar? Anneler, evlerin yiğitleri çocuğuyla, babasıyla, kocasıyla Allah'ın dini yayılsın ve güç bulsun, hakim olsun diye evlerinden çıktılar. Tam 20 yıl sonra geldiler. Kapılarını açtılar. Bir baktılar ki evlerin içerisinde gencecik böyle filinta gibi çocuklar. Hanımlarına yöneldiler. Dediler ki bunlar kim? Dedi ki sen Allah yolunda cihada çıkmadan önce sana hamile kaldım çocuk. Allah'a ekber. 20 yıl at üstünde koşturdular. Eğer bugün alemlerin Rabbi olan Allah'a yönelebiliyorsak bunun önemli sebeplerinden biri de Ebu Kudame bukağısını, saçlarını bukağı yapan kadın ve adadığı evlatların vesilesiyledir. Gün Allah'a adanma günüdür. Gün safların en önünde canhıraş, canımızı verme pahasına hayırda acele etme ve yarışma günüdür. Allah Azze ve Celle ümmeti Muhammed'e bir uyanış, bir basiret, bir hikmet, feraset nasip etsin. Elhamdülillah özellikle ülkemizde yaşanan deprem vesilesiyle yaklaşık 10 ilde bunu işiten bütün Müslümanların canhıraş safın en önünde durmak için gayret gösterdiklerine şahit olduk. Elhamdülillah. Açlığı, susuzluğu, enkazların altında kalmayı göze alarak tanıdıklarına veya tanımadıklarına fayda sağlama anlamında koşturdular elhamdülillah. Ama şunu ne olur hatırlatıyoruz. Gün bedel ödeme günü ise bu bedeller melekler tarafından tutulması gereken hal ve tavırlar olması gerekiyor. İfşa, duyulsun diye yapılacak olan hameller kardeşler bir gün gelir suratımıza çarpılır ve bunun hiçbir faydasını ve hayrını göremeyiz. Tıpkı Ensar'ın olduğu gibi minnet ettirmeden kendimizin check-up'ını yaparak kalbimizi kontrol altında tutarak eğer riyakarlık, ihlastan, samimiyetten şaşma varsa bunu da düzeltmek için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekmektedir. Geceniz hayır,
akıbetiniz güzel, cennetiniz firdevs-i âlâ olsun inşallah. Amin. Özellikle yaşanan afet neticesinde Rabbine kavuşan mümin erkek ve mümin kadınlara, Müslüman erkek ve Müslüman kadınlara Allah Azze ve Celle hayırlar nasip etsin. Amin. Onları kabir azabından emin kılsın. Amin. Allah Subhanahu ve Teala onların günahlarını affetsin. Amin. Geride kalan, sağlığından olan, uzuvlarından mahrum kalan Müslümanlara, insanlara Allah Azze ve Celle acil şifalar nasip etsin. Amin. Evlerini kaybeden, iş yerlerini yitiren ne kadar insanımız varsa Allah Subhanahu ve Teala yerine daha güzelini nasip etsin. Amin. Allah Subhanahu ve Teala şer gibi gözüken bu afetten ümmet-i Muhammed'e büyük hayırları devşirmeyi nasip ve müyesser eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.